Bu videoda anlatılan her şey hayal ürünüdür. Tüm karakterler ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur. Şimdi dostlar, bugün efsane bir konu anlatacağım size. Canbank'ı anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Canbank'la ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Nasıl çalışıyor Canbank'ta bu sistemler? Nedir lan bu Canbank'ın mainframe'i? Niye ana makine diyorlar? Ana makine deyince ne oluyor böyle? Hepsini anlatacağım. Canbank diye bir firma var arkadaşlar. Bu banka pazartesi akşamı bir tane upgrade yapmaya kalkıyor. Bu upgrade'in sonunda, güncelleme sonunda küt adamların mainframe'i göçüyor Canbank'ın. DB2 diye bir database var. Onu upgrade etmeye çalışıyorlar. O sırada patlıyor. Cluster şeklinde. Bu Canbank'ın mainframe'lerinden de bir sürü var. Ama bu makinenin açılması, kapanması veya patch geçilmesi bilmem nesi böyle 4 saat, 5 saat süren iş. O yüzden uzun sürüyormuşmuşmuş bu. Sonra bu iş çakılıyor. Çakıldıktan sonra parça parça ayağa kaldırmaya çalışıyorlar hesapta, örnek veriyorum. Açılmaya çalışıyor böyle, açılamıyor. Bu arada bu Canbank İzmir'de bir tane data center kurmaya karar vermişmiş. Disaster recovery için, yani bu tarz durumlar için. Ama sel felaketinden sonra vazgeçmişler, Gebze'ye taşımaya karar vermişler. Örnek bu yamışmış. Tam bu geçiş taşıması esnasında Canbank patlamış olsun. Ondan sonra da uygulamalar da patlamış olsun. Bu Canbank kendisi hem donanımsal olarak hem de yazılımsal olarak mainframe'i ayağa kaldırmaya çalışırken donanımsal olarak disklere de erişememişler. Örnek, erişememişlermişmişmiş. Sonra bir gün sonra anca disklere erişebilmişler meselamişmişmiş. Sonra mainframe'ler, mesela örnek olarak söylüyorum, IBM'in ya, IBM Türk'ten yardım istemişler meselamişmiş. Canbank'takiler, örnek veriyorum arkadaşlar size. Bunlar gerçek değil. Ben tamamen örnek veriyorum size. IBM Türk'te yardımcı olmaya çalışmış ama bir yere kadar olabilecekmiş. IBM yurt dışından yardım istenmiş. Haliyle donanımlar bankalarda değil, genel olarak üreticilerde bir şey vardır. 4-6 hafta içerisinde gelir bir donanım Türkiye'ye. Bu da çok fazla olduğu için hemen bir ekip, çünkü SLA'ler vardır. Yani Service Level Agreement'lar vardır. Servis seviye anlaşmaları vardır. Bankaların genelde. Canbank'ın da var tabii IBM'le. Hemen demişler ki yardımcı olalım. Fişt, Almanya'dan abim gelmiş. Bunların hiçbiri gerçek değil. Benim Canbank diye bir senaryom var. O senaryoyu anlatıyorum. Ondan sonra abiler gelmiş. Makineyi parça parça kaldırmışlar. Ama bugün bile mesela aradan 4 gün geçmiş. Hala Canbank'ın 4'te biri çalışıyormuşmuş mesela. Böyle bir örnek. Örnek olarak devam edelim. Uygulamaları çakılmaya başlamış. İnsanların paraları sıfır gözükmeye başlamış. Hatta bazı hesaplardaki adamlar ölümlü çıkmış falan. Böyle şeyler olmuş Canbank'ta. Canbank'ın itibarı mahvolmuş. Şimdi Canbank çok kötü bir banka oluyor bu durumda. Cansız banka oluyor, tamam mı? Evet, o cansız esprisini yapmayaydık, iyiydi ya. Kötüydü o espri. Şimdi arkadaşlar, Canbank bulunduğu ülkede oldukça başarılı bir banka. Bayağı da bir müşterisi var. Ve bankanın bir takım denetleme ve regülasyonlara tabi. Bu banka, örneğimizde konuştuğumuz banka, elbette ki bir yedekli sistem teknolojisine sahip. İleride işlerinde yedekleme hikayesi var adamlarda. Ancak zaten bunlar böyle cluster şeklinde mainframe'ler. Bir tanesini patchliyorsun, upgrade ediyorsun. Sonra diğerine geçiyor, sonra diğerine geçiyor, sonra diğerine geçiyor, sonra diğerine geçiyor. Burada arkada olan olaylar, Canbank'ın başına gelen hadise teknolojik olarak nedir? Nasıl oluyor? Neden bu kadar büyüdü? Ve neden bu kadar berbat bir senaryo? Onu size açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bir Canbank CEO'su olarak çıktım, size açıklıyorum. Şimdi arkadaşlar, olayı anlayabilmemiz için bir uygulama mimarisi nasıl yapılır? Bir uygulama mimarisi nedir? Ondan bahsedeceğim size arkadaşlar. Şu bir tepsi. Şurada bir bardak var. Şurada da bir sürahi var. Şunun içi de su dolu. Bak şimdi size 3-tier architecture anlatıyorum uygulamada. Bak, burada da su var. Şu gördüğünüz uygulama. Uygulamanın içinde ne var? Su. Bu ne abi? Middleware. Yani uygulamayı çalıştıran, platform taşıyan, size sunan. Bu da veri tabanı. Veriler bunun içinde. Şimdi abi, hikaye şu. Şimdi siz bunu kaybederseniz bu uygulama çalışmaya devam eder mi? Eder. Ama içinde su olur mu? Olmaz. Ne olur? Boş olur. Ne olur o zaman? Canbank'ın müşteri bilgileri 0 TL'ye döndü. Veya null datası döndü. O yüzden de adam öldü. Su içemezsiniz. Şimdi sizin paralar gitti bilmem ne falan filan dediniz ya Canbank müşterileri olarak. Canbank müşterilerinin müşteri datasının gittiğini bilmem neyi zannetmesinin sebebi bardağın boşalması. Ama bardağın boşalmasının sebebi suyu alamaması. Anladınız mı şimdi mevzuyu? Gelelim mevzunun temeline. Şurada bir database'imiz var. Su sürahisi. Burada web application'ımız var. Burada bir tane middleware var. Canbank'ın mobil bankacılığı. Burada da başka bir bankacılık var. Bu web uygulaması adını, sanını, bilmem neyi
hepsinin müşterinin gidiyor bu database'den çekiyor. Burada bir başka database var. Bu da öyle. Atsan bilmem ne buradan. Hesap bilgisini, hesap numarası, IBAN bilgisi bilmem neyi bu database'den çekiyor. Bu da öyle. Bak buradaki field'ları, bu field'ı gidiyor buradan çekiyor. Bu field bunu buradan geliyor, buradan alıyor. Bu da gidiyor bu field'ı buradan alıyor. Bu da geliyor buradan alıyor. Bu da buradan alıyor şöyle. Bütün bu aradaki iletişimin tamamını da kimin nereden hangi bilgiye ulaşacağını da bu aradaki katman sağlıyor. Buna da middleware deniyor. Bunlar database katmanı, bu da application katmanı, uygulama katmanı. Buna arkadaşlar three tier yani üç bacaklı uygulama mimarisi deniyor. Yani tepsi, sürahi, su. Pislik şurada. Burada da hesabınızda kaç para olduğu yazıyor. Hesabınızda kaç para olduğu bilgisi de bu database'den geliyor. Abi bu bizim database'imiz var ya, mainframe olan şu ana bilgisayar. Bu abi çöküyor. Çökünce siz isim bilgisi, IBAN bilgisi, hesap bilgisi, her şey var burada. İsim, hesap, IBAN, isim, hesap, IBAN var ama para bilgisi yok uygulamalarda. Anladın mı şimdi dostum? Bu yüzden patlıyor mevzu. O yüzden hikaye o. Ondan hesapları göremedi Can Bank'ın müşterileri. Ama her şey çalışıyordu. Bunu koyduk cebe. Peki bu adamlar bu kadar kritik bir database'i, gülümseyen database, bu kadar kritik bir database'i güncellerken bunlar gidiyorlar buna bir modül yazıyorlar. Zaten bu database'den bir tane yok. Bir sürü var. Bu bunlar replike oluyor. Kopyalanıyor. Buraya da geliyor bu parça. Buraya da geliyor bu parça. Buraya da geliyor bu parça. Sonra bir modül daha yazıyorlar. Bu da böyle. Bir modül buraya. Bir modül buraya. Geldi böyle. Bu da buraya da bir modül daha geldi böyle. Ondan sonra bu da böyle bir modül daha. Bir tane de buraya yazdılar. Sonra geliyor bu tarafa modül yazacak. Yer kalmıyor işte. Diski yetmiyor. Bilmem nesi olmuyor. Buraya bir modül daha yazıyor. Sonra buraya bir modül daha yazıyor. Bunlar da buraya geliyorlar. Kopyalanıyorlar bu database'ler birbirlerine. Bir sürü database böyle. Kopyalanıyorlar hepsi birbirlerine. Etrafında bunların her biri ayrı uygulamalara gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde gidiyorlar. Abi bir süre sonra bu database'ler kendi aralarında bağlılar zaten. Bu database'ler bu uygulamaların her tarafında bir sürü uygulama doluşmaya başlıyor. Her biri birbirlerine bağlı. Bunlar başka bir uygulamaya bağlı. Oradan başka bir database'e bağlı. Oradan başka bir şeye bağlı. Civilization oyunundaki gibi evin etrafında, tamam mı, siz büyüyecek yer kalmıyor. Bir anda hantal bir şekilde gecekondu gibi direkt böyle üst üste database'ler birbirine bilmem ne böyle bir üst üste bir araya dolmaya başlıyorlar. Siz bu sefer bunu genişletecek, büyütecek bir yer bulamamaya başlıyorsunuz. Arap saçına dönüyor iş. Zaten teknik olarak da bir terminolojisi var. Buna ne deniyor biliyor musunuz? Spagetti kasesi deniyor. Spagetti bowl deniyor. Yani ortalık Arap saçına dönüyor. Şimdi bu aklınızda bulunsun. Bu yayında anlatılanların hiçbirinin bankla alakası yok. Şimdi bak abi, bir uygulama yapılırken uygulamanın kendisi bardağımız, içindeki veriler sürahinin içindeki su, onu alır boşaltırız böyle şöbülük diye. Ondan sonra o su gider. Eğer database göçerse sürahiyi at dışarı, bardak boş kalır. Ama bardak yok olmaz. Çökmez. Application'ları göçmez. Ama içi boş gözükür. Devam ediyorum şimdi. Mainframe nedir? Niye böyle bir şey kullanılıyor? Adı ne mainframe'in? Nereden çıktı bu? Çök kardeşim çök. Anlatayım çök. Ben yaşadım oğlum mainframe'leri. Novel vardı novel. TT 90'larda o mainframe'ler neler vardı neler. Bak IBM mainframe'ler. Bak böyle bir şey ilk çıktıklarında. Mainframe'lere bak. Bu kadar eski bilgisayarlar bunlar. Heh burada duruyoruz. Bu 800 Z800. Mainframe'i niye yaptılar bir defa her şeyden önce? IBM System Z niye çıktı? Ondan söz edeyim size. IBM System Z denilen büyük ana bilgisayarlar monolit yapılar dediğimiz tekil merkezli bir yapı üzerinden etrafa dağılabilecek şekilde planlanıp dizayn edildi. Bugün günümüzdeki teknolojide monolit yapılar, yani bir sunucudan herkesin gelip bir arada o sunucuda çalışması durumu söz konusu değil. Bugün daha farklı teknolojiler mümkün. Ama geçtiğimiz yıllarda, bunların çıktığı yıllara götüreyim sizi. Sistemler nasıl çalışıyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Thin Client diye bir kavram vardır. Bilir misiniz? Aptal bilgisayarlar. Dummy Client da denir. Basit böyle eski bilgisayarlar. Bu bahsettiğim yıllar 90'lar 80'ler. Bu bilgisayarlar arkadaşlar kendi üzerlerinde doğru dürüst bir diski yoktur. Direkt olarak kendileri bir işlem yapmazlar. Sadece uzaktaki ana bilgisayar yani mainframe'de yapılan işlemleri ekrana yansıtırlar. Çünkü diskler kendi üzerinde durursa pahalıya geliyordu işverenler için ve aynı anda birden fazla insanın çalışmasına olanak sağlamıyordu. Mesela ikimiz aynı anda bir tablo üzerinde çalışacağız. Çalışamıyorduk. Onu ben kendime kaydedeceğim. Sonra sana vereceğim. Sen üstüne ekleyeceksin. O sebeple dediler ki biz bir mainframe yapalım. Ana bilgisayar yapalım. Herkes uzaktan buna bağlansın. Bağlandıktan sonra da burada
işleri halletsinler. Ondan sonra da gidip takır takır herkes çalışabilsin aynı anda. Network üzerinden gidip orada işlemleri yaptırırdık bu şekilde. Bu sistemler böyle gelişmeye devam etti. Şimdi arkadaşlar 90'lı yıllara geldiğimizde elimizde bir bankacılık, bir fintech teknoloji için, finansal teknoloji şeyi için Can Bank da diğer bankalar gibi mecburen dönüşme ve çağa ayak uydurdu ve o zamanın son teknolojisi olan mainframe'lerinden aldı. Ondan sonra 2000'li yıllarda bu mainframe'i upgrade etti. 2017-18'e de onun üstüne gelirken artık Z800 de geldi 2010 yılında. Ama 2010 yılından itibaren de Can Bank bu mainframe'i upgrade etmedi. Can Bank'ın mainframe'i de şu anda bu. 2010 model e-server Z800 diye geçiyor. Bu makina üzerinde çok güçlü bir işlemcisi var. Çok güçlü bir RISC-V mimarisi var. O şekilde Linux çalıştırıyor. Ondan sonra da çiçek gibi bir makina. Bu aletin özelliği ne biliyor musunuz dostlar? Demin size ne anlattım ben? Tepsi, uygulama, sürahi, database, bardak hepsi birbirlerine bağlılar. Başka sunucularda çalışıyorlar ve birbirlerine bağlılar dedim değil mi? Mainframe'in en önemli özelliği database yani sürahi, bardak, application hepsi tek makinenin içinde çalışıyor. Hoba! Senin ayrı bir makineye ihtiyacın yok. Bu neyi sağlıyor peki? Uygulamadaki hızı düşünebiliyor musunuz? Veri alıyorsunuz, yazıyorsunuz, tak gidiyor, uygulama çalışıyor. Anında instant oluyor işler. Bu kadar hızlı bir teknoloji. Bunun için zaten mainframe'ler var. Bu çok iyi bir teknoloji o zamanlarda. Bugüne doğru taşırken bunu artık cluster'lar mantığına geçmeye başladık. IBM Z teknolojisiyle beraber gelen cluster'lar başladı. Mesela IBM Z10 birden fazla mainframe birbirlerine replike bir şekilde çalışmaya başladı falan. Bak Z9, Z800'ün bir üstü mainframe. Bak yine aynı şekilde süper bilgisayarlar. Bunlar böyle cluster olarak çalışmaya başladı. Bak bunlar ZBX extension'ları. Bunlar da bir üstleri. Abi işte bak tepsi, sürahi ve bardak aynı anda çalışıyor. Düşürürsen o tepsiyi bütün uygulama gidiyor. O zaman sen ne yapacaksın? Aynı tepsi, sürahi, bardakta bir sürü yapacaksın, kopyalayacaksın. Yapabilmek için de cluster olarak bu versiyonlarını çıkartmaya başladılar. Can Bank'ın işlemleri hızlanabilsin diye. Buraya kadar da her şey tamam. Şimdi Can Bank niye gidip cloud'a, bulut bilişime, başka versiyonlara neden yatırım yapmadı? Neden hala aynı mainframe'lerden bahsediyoruz? Can Bank fakir mi? Hani Tanganyika'nın en ünlü bankasıydı bu adamlar? Böyle iş mi olur? Hayır kardeşim. Yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Önce bir defa ne oluyor onu söyleyeyim. IBM boş durmuyor. Şu teknoloji aleminde 2-3 tane firmanın şakası yoktur. Bunlardan bir tanesi IBM'dir. IBM arkadaşlar Big Blue'dur ve bu adamlar teknolojideki değişen çağ içerisinde karşılarına çıkan her challenge'ı bertaraf etmeyi başarmış firmadır. Her challenge'ı. Cloud'u da geçmişlerdir. Cloud'da da hayatta kalmışlardır. Google, Microsoft işte efendime söyleyeyim Apple challenge'larını da yenmişlerdir. Server, data center, storage bilmem ne challenge'larını da yenmişlerdir. Adamlar kaya gibi bir firmadır. IBM'in şakası yoktur oğlum. Tank gibidir yani IBM. Batmaz, batmıyor. Hiçbir şey olmuyor bana bir şekilde. Dağ gibi bir firma. Adamlardaki vizyon ne? Arkadaşlar bu Z15 mainframe. Cluster hali. Bunlar yine aynı şekilde BC12. Artık yavaş yavaş buna geçiyorlar. Bu ondan önceki EC12 Z Enterprise, Z9 ve Z800. Z800 de şu anda söz konusu olan Can Bank'ın sahip oldu. Şimdi şu çılgın arkadaşa geliyorum. Şu manyak alet. Bu manyak aletin özelliği ne biliyor musunuz? Bak vizyonu kes. Bu alet arkadaşlar cloud'la beraber çalışıyor. Bu manyak IBM'in yeni vizyonu olan hybrid cloud'a destek veriyor. Şimdi hybrid cloud ne onu anlatacağım size. Şurada bir cloud var. Burada da başka bir cloud var. Bu Amazon olsun. Bu da Google Cloud olsun. Senin burada bir tane uygulaman var. Burada da başka bir uygulaman var. Burada da bir tane database'in var. Burada da başka bir database'in var. Şimdi sen burada kullanıcısın. Kullanıcı Kamil abi. Bunlar birbirlerine bağlı. Tamam mı? Böyle bağlılar. Girdi çıktı yapıyorlar. Input output. Ve sen buradan bir çıktı alıyorsun. Kamil abiye veriyorsun. Sonra burada da böyle bir uygulaman database'le bağlı. Burada da çalıştıktan sonra Kamil abi alıyor bu verileri. Bu ikisini alıyor Kamil abi. Bir tane output veriyor. Tamam mı? Rapor hazırlıyor. Şöyle bir tane yuvarlak. İşte resimler, çizgiler. Bir sürü rapor hazırlıyor. Tamam mı? İki tane cloud'da iş yapıyorsun. Şimdi abi sen buradaki uygulamayı bir tane bilgisayarın olsun şurada. Burada da bir tane bilgisayarın olsun. Burada yaptığın bütün bu işi Google'dan alıp Amazon'a taşıyabilir misin? Koyabilirsiniz abi. Birkaç yöntemi var bunun. Zor. Neden? İndirirsiniz, yeniden yüklersiniz ama servisleri değiştirmeniz lazım. Google spesifik şeyleri Amazon'a çevirmeniz, Amazon spesifik şeyleri Google'a çevirmeniz lazım. Buna da vendor lock deniyor, tamam mı? Yani bir taraftaki kullanıcıdaki uygulamayı alıyorsunuz, diğer tarafa veriyorsunuz. Diğer tarafa giderken buradaki ayarları aynen geçiremiyorsunuz. İndir
indirip arada değiştirip sonra buraya koymanız lazım. Bayağı bir administrative yük. Deminki mainframe'leri hatırlayın. Koskoca mainframe'iniz var burada. Bunu alıp hayda deyip cloud'a koyabilir misiniz? Mümkün değil. Onun yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu bir container'ın içine koyuyoruz. Buraya da aynı container'dan yüklüyoruz. Bu container kendi içerisinde burada Amazon'da çalışan bir container servisi var. Burada da Google'da çalışan container servisi var. Kubernetes mesela veya Red Hat OpenShift. Buraya dikkat edin. Bu container'ın içinde çalışan tüm uygulama ve her şeyi alıyorsunuz, buraya taşıyorsunuz. Küt burada çalışmaya başlıyor tüm ayarlarıyla birlikte. Şöyle, karpuz taşıyorsun. Bir tane DeSoto kamyonum var. 40 metreküplük. Bir tane de 38 metreküplük Isuzu kamyonum var. Sen 40 metreküpün içerisinde 20 metreküplük karpuza sahipsin. Diğer tarafta da 38'lik boş alanım var. Bunları bu tarafa atarken daha dar mesela. İşte atıyorum biri 2 metreye 4 metre, biri 2 metreye 3 metre. Zemine koyacağın, dizeceğin karpuz sayısı farklı. Değil mi? O zaman ne yapacaksın? Diğerinin kurallarıyla taşıyabilmen için önce sıfırdan teker teker taşıman lazım. Ben de diyorum ki böyle tek tek taşıyacağına hepsini, bütün karpuzları al. 2 metreye 2 metreye 10 metre yüksekliğinde bir tane diklemesine, bir tane kutunun içine koy tepeleme. Al onu abi, diğerinin üstüne koy. Bitti. Kamyondan al o kutuyu, diğerine koy. Dorsayı kaldır, koy. Bitti. Al sana abi konteyner. Diğeriyle uğraşmak zorunda kalmıyorsun. Aynı şekilde çalışıyor. Performans düştü, yok. Hiçbir şey yok. Buna konteyner deniyor abi. İçine koyuyorsun, döküyorsun diğerinin içine. Bitti gitti. Peki hayvan gibi monolit olan mainframe bu teknolojiye nasıl ayak uyduruyor? İşte abi, heriflerin zekası burada ortaya çıkıyor. Neden IBM yıkılmaz? Herifler gidiyor Red Hat'i satın alıyorlar 2019 yılında. Red Hat'i niye satın alıyorlar? Deminki konteyner hatırlıyor musunuz? OpenShift diye bir tane konteyner platformu var. Kubernetes veya Docker içinde çalıştırabildiğin. Adam diyor ki sen diyor bilgini OpenShift'in içinde burada çalıştır. Karpuzları bunun içine koy. Bu makineye koy diyor karpuzun bir kısmını. Bir kısmını Google'a koy. Bir kısmını Amazon'a koy. Konteyner olduğu için hepsi birbiriyle çalışacak. İstediği gibi kutular çalışacak. Buna da hybrid cloud diyorlar abi. Adam zaten cloud'da sadece storage olarak kullanıyor. Bütün CPU gücünü buradan kullanıyor. Adamların ilerlemesini görüyor musun? Herifler cloud'u alıp abi senin bankana getiriyor. Z15'te. Şimdi bizim Canbank'ın problemi ne? Bizim Canbank'ın problemi dostlar, Z15'ti bu anlattığım cloud'la birleşen manyak teknoloji. IBM'in neden yıkılmayacağını anlattım size bir örnekle. Bu Z15'te değil Canbank. Canbank Z800'de. Bunun içinde adamlar Canbank'ın uygulamasını tabii ki güncellemek istiyorlar. Ama neden komple Z15'e geçmiyorlar? Neden modern modernizasyon yapmıyorlar? Sevgili dostlar, bunu komple modernizasyon yapmak baya baya dert. Mesela Z15'te, IBM sistem Z15'te yeni anlattığımda virtualization, yani sanallaştırma içinde zaten var. Her şey sanal çalışıyor. Çünkü OpenShift var, bilmem ne var falan fıstık. Ama Z800'de bunların hiçbiri yok. Bir defa COBOL'un tamamını, Z800'ler COBOL'la çalışıyor. COBOL'un tamamının Java'ya değiştirilmesi gerekiyor. Ben size ne anlattım? Canbank'ın tepsisi, sürahisi, bardağı hepsi bir arada duruyordu. Kod, database, tepsi. Değil mi? Oğlum hepsini Java'ya döndürülmesi lazım. Bütün kodun. Yeniden banka kursak daha iyi değil mi? Bu birinci step. Mainframe'in modernizasyonu 6 adımda gerçekleşiyor. Tamam mı? Bak Java'ya dönecek. COBOL'dan. Ondan sonra küçük küçük başlayacaksın. Deniyor ki önce varmak istediğin noktayı hayal et. Ona göre yürü. Ondan sonra bağlı olan tüm servisleri. Ne dedik abi? Bu monolit yapı. Yani mainframe'in içinde her şey var. Sen başka bir yerlerle uğraşmıyorsun. Her şey bir şeyin içinde. Sen onun içerisinde bağlı olan, hani demin mainframe'in içinde bir sürü uygulama çıkıyordu, hatırlıyor musunuz? Onun gibi işte, yani bir sürü bağlı servis var. Onların her birinin ayrıştırılması lazım. Neyi neyi nereden alıyor Canbank'ın işlerinde içerisinde, ona bakmak lazım. Ondan sonra teker teker, parça parça modernizasyona başlayacaksın. Teker teker. REST API'lerle bağlayacaksın. Java'ya çevireceksin. Teker teker bütün kodları. Bunların her birini teker teker çevirdikten sonra gerisin geri dönüştürülebilir mi? Bunların her biri nereye doğru gidiyor? Her bir adımı tek tek yazman lazım. Zaten Canbank'ın başına gelen olaydaki problemlerin en büyüğü buydu. Örneğimizdeki. Neydi abi? Canbank yıllar içerisinde ortam Arap saçına dönerken hiçbir şeyle uğraşmadan üstüne yeni şeyler ekledi. Bir de şöyle düşünün. Şimdi bir örnek vereceğim. Bunu başarmış bir banka örneğini de vereceğim size. IBM'in web sayfasında bulunan açık bir örnekten faydalanacağım. Muhtemelen Canbank'ta da vardır bu diye tahmin ediyorum. Ki yoksa çok saçma. Arkadaşlar bu
Bunu BNP Paribas, Avrupa'daki BNP Paribas, IBM'in web sitesindeki örnekten görüyoruz. Yapmışlar. BNP Paribas şunu yapmış arkadaşlar. Günlük işlemleri çok ciddi bir şekilde developerların IBM Z environment'ında problem çıkartıyordu. Pain point'leri vardı. Ama bizim DevOps yapımızla eski IBM Z'nin uyuşmazlığı çok ciddi orandaydı. O yüzden elimizdeki developerların Z platformuyla challenge'ların hepsinin temizlenmesi mümkün oldu. Ve bu şekilde diyor, var olan toolset'i de kullanarak yeni bir design yaptık, modernity'yi yaptık ve diyor yeni IBM Z platformu sayesinde diyor developerlarımıza uygun doğru bir platforma ulaşmayı başardık diyor. PNB Paribas yapmış mesela. Modernize hale getirmişler. Peki son sorum, artık kapatıyorum bu konuyu. Arkadaşlar, Can Bank'ın başına gelen olayı saymazsak, IBM mainframe'lerindeki sistem Z deniyor adına. Z. Z'nin anlamı ne? Nereden geliyor biliyor musunuz? Zero downtime'dan geliyor arkadaşlar. Asla çökmez. Yani mevzu bu. Benim size bu yayında anlatmak istediğim konu, mainframe nedir? Nereden çıkmıştır? Bir uygulama, bir banka niye böyle bir şeye ihtiyaç duyar? İşte bir uygulama çöktüğü zaman neden orada 0 TL görürsünüz? Abi çökmese de 0 TL. Ah canım be, aga be. Bu tarz soruların tamamına cevap verdim. Senaryo tamamen örnek. Can Bank diye bir bankanın başına bunlar gelse böyle olur dedik. Mevzu bu dostlar. Bu şekilde çalışıyor. Unutmayın, bir uygulama yaparken tepsi, sürahi, bardak. Uygulama sizin bardağınız, veri tabanınız, sürahiniz, tepsiniz de middleware. Three tier architecture deniyor buna. Bu şekilde yapılır uygulama. Mainframe'in en büyük özelliği bir uygulama stoğunun tamamını bir arada tutması, monolit bir şekilde. Böylece sistemlere bağlanıp oradan tek seferde output alabilmeniz. Hikaye bu. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.